videolar sağlığınızı tehdit ediyor. Zaten biz de olaya estetik açıdan değil, sağlık açısından bakıyoruz. Bu bölümde gıda sektörünün bize nasıl tuzak kurduğunu, neden kimsenin bala değil de pizzaya, hamburgere ve şekerli yiyeceklere bağımlı olduğunu anlatmaya çalışacağız. Şişmanların spor, diyet, kilo verme mücadelesine bakacağız. 10 kilo verdim, 20 aldım. 15 verdim, 30 aldım. Pilavı bile ekmekle yiyen bir adam. Kilo alırken yağ hücrelerinin sayısı da artar. Kokain nereyi etkiliyorsa şeker, tuz ve yağ. İşlenmiş gıdalar özellikle kilo aldırıyorlar. Doğduğumda 4,5 kilo doğmuşum zaten. Modern çağın gıdaları ince bağırsakların son kısmına ulaşmıyor. Peki ama obez kim? Mesela siz obez misiniz? Gelin birlikte hesaplayalım. Biz hesabımızda 170 santim boyunda birini kullanıyoruz. 1.70'i 1.70 ile çarpıyoruz. Dikkat edin, 1.70'i 2 ile çarpmıyoruz. 1.70'i 1.70 ile çarpıyoruz. Sonra kilomuzu bu sayıya bölüyoruz, çıkan bu sayıya ve bakıyoruz. 20 ile 30 arasındaysa sağlıklıyız. 30'u aşıyorsa obeziz, 20'nin altındaysa aşırı zayıfız. Obezite sağlığı tehdit edecek kadar vücut kitlenizin artması, erkeklerde vücut yağının %20'nin üzerine çıkması, kadınlarda %33, %34'ün üzerine çıkması obezite tanımını getiriyor beraberinde. İnsan bedeni kemik, kas ve yağ dokusundan aslında oluşuyor büyük ölçüde. Buna vücudun bileşenleri diyoruz. Şişmanlık aslında depo yağ dokusunun diğer dokular aleyhine artması anlamına geliyor. Dolayısıyla şişmanlık kendisini deri altı yağ dokusunun artması olarak daha çok gösteriyor. Ve o da gövdede, vücudun bütün her yerinde yağ dokusunun artması olarak niteleyebiliriz, anlatabiliriz. Elvan Şenlen Aktağ'la tanışın. Önemli bir şirkette üst düzey bir yönetici. Onun da kendi kızına aktardığı genetik bir kilo mirası var ailesinden gelen. Ama Elvan Hanım aslında çağımızın en önemli sorunlarından biriyle, modern ve hızlı hayatın hepimizi mahkum ettiği gıda endüstrisiyle mücadele etmek zorunda. Çünkü şimdilik kilolarından şikayetçi olmasa da sorunlar çok yakınında. Kilolarımı seviyor muyum? Yani baktığınız zaman çok böyle bir sıkıntım yok. Şişmanım ve mutluyum. Bu niye bir sorun? Şişman ve mutlu olabilirsiniz. Bizi ilgilendiren kısım sağlığınızı nasıl etkilediği aslına bakarsanız. Yoksa biz hani herkes 34 beden olsun, manken olsun gibi bir derdimiz yok. Dünya Sağlık Örgütü'nün de böyle bir derdi yok. Gıda bağımlılığı çağımızın en büyük sorunlarından biri. Şeker bağımlılık yapıyor dedik ama sadece şeker mi? Ne yazık ki hayır. Doğadaki bütün besinler aslında kendi içinde bir yeme sınırı oluşturuyor. Örneğin hani bal en tatlı besin ama ne kadar yiyebilirsiniz? Kimsede kuru fasulye bağımlılığı yok, kimsede nohut bağımlılığı yok, kimsede bamya bağımlılığı yok biliyorsunuz. Ama diğer besinlerle ilgili bağımlılık ve bütün bağımlılık yapan besinler endüstriyel besinler. Serin serin bir kutu kola, yakmak için tam 2,5 kilometre yürüyüş. Hazır mısınız? Modern zamanlar hepimizi hızlı yaşamaya zorluyor. Aslında durmamız, yavaşlamamız lazım. Çünkü hayat hızlandıkça kendimize ayırdığımız vakit azalıyor.
çocukluktan gelen şey. Öğretilmişlikler var. Evin yemeğini yapmalısın. Evin yemeğini kadın yapar. Kadın yapmalıdır işte. Güzel yemek yapmalıdır. Bırakın yapmayı, güzel de yemek yapmalıdır kadın. Hep böyle öğretilir bize. Dediğim gibi her şeyimiz kısıtlı. Ben zaten buradan büyük bir stresle eve gidiyorum. Yani her türlü herkesle stres yaşıyorsunuz. Bu yöneticiniz oluyor, başka bir şey oluyor, çalışanınız oluyor, ekiptekiniz oluyor, arkadaşınız oluyor. Ne oluyorsunuz? Zaten bir sıkışmışlıkla eve gidiyorsunuz. Orada ayrı bir stres. Elvan evde yemek hazırlamalısın, yemek yapmalısın. Tabii ne oluyor orada? Çok fazla uğraşmak istemiyorsunuz siz de. Çünkü dediğim gibi hep zaman alıyor bunlar. Yıkamak, bölmek, parçalamak, pişirmek, yapmak, etmek. Orada hazır yiyecekleri biraz daha basit ve zararlı diyebileceğimiz şeylere mecburen yöneliyoruz bu durumda. Bir paket diyet bisküvi. Yakmak için 1,5 kilometre yürüyüş. Sağlıklı beslenmek için zamana ihtiyacımız var ve çalışan insanların çok fazla da zamanları yok. Şişmanlık hem erişkinlerde hem çocuklarda 30-40 yılın sorunu. Yani bu yüzyılın başında örneğin şişman değillerdi. Şimdi son 30-40 yılda insanların genetik yapıları değişemeyeceğine göre bu büyük ölçüde aslında yaşam tarzıyla ilgili bir sorun gibi görünüyor. Şimdi o zaman da 30-40 yılda ne oldu diye baktığınız zaman aslında büyük ölçüde insanların beslenme tarzının değiştiğini, endüstriyel gıdaların kullanımının arttığını görüyoruz. Artık lif içerikleri azaltılmış durumda ve bizim doyma hissi için life ihtiyacımız var. Daha önemli bir şey var, yeni nesil gıdalar uluslararası hatta kıtalar arası nakliyata müsait. Bozulmuyorlar çünkü. Bir şeyin bozulmuyor olması onun güvenli oluyor anlamına da gelmiyor. Orada herhangi bir bakteriyel üreme de olamıyor demektir. Yani onun bozulması bir yerde onun yenebilir olmasına da bir kriter. Sağlıklı gıda olmayan hiçbir şey güvenli değildir bir kere. İsterse bozulmasın, isterse hiçbir şey olmasın. Vücudumuzda bir döngü var. Eğer ki vücudumuzun alışık olmadığı bir maddeyi vücudumuzu alıştırmaya çalışırsak anormal bir tepkiyle karşılaşırız. Ve şu an bizim vücudumuz tarihin hiçbir döneminde alışık olmadığımız gıdalara alıştırılmaya çalışılıyor. Ayşe, bu yediğin patates kızartması için 6 kilometre yürümen lazım. Koku mesela, kokuları hazır gıdaların içinde çok ciddi oranda koku var ve koku bir endüstri. Koku endüstrisi içine direkt kimyasal madde olarak ekleniyor. Soya unları ya da soyadan elde edilen ürünler. Bunlar tamamen raf ömrünü uzatmakla birlikte beslenme değeri açısından bir şey katmıyorlar. Bu besinlerin hemen hepsi hızlı bir şekilde kana karışıyor, hızlı bir şekilde insülin salgılatıyor ve hızlı bir şekilde yağa dönüşüyor. Bir başka önemli nokta, bunu tekrar altını çizelim. Bu şekildeki yüksek insülin salgısı doyma hislerini engelliyor. Eğer dikkatiniz çekerse bu tür besinleri yiyen çocuklar aslında doymazlar. Bir süre sonra tekrar aynı şeyden istemeye başlar. İnsanlar hareketsiz oldukları, spor yapmadıkları için mi şişmanlıyorlar? Çünkü sürekli böyle söylendiğini duyuyorsunuz. Hayır değil. Spor sağlığınız için önemli, kalbiniz için, vücudunuz için önemli. Kilo vermenin sihirli formülü spor değil. Çalışan bir insan için günde de 5 saat oturuyor, 7 saat. Günde 7 saat oturmakla o insanın günde bir paket sigara içmesi açısından sağlık riski hiçbir şey değişmiyor. Çünkü oturmak yeni sigaradır diye yeni bir slogan başladı bu arada. Oturmak ve hareketsizlik tüm metabolik sistemimizi bozuyor, obeziteyi de arttırıyor, stres düzeyini de arttırıyor ve bizi genel olarak sağlıksız hale. Bizler hareket etmek için planlanmış, tasarlanmış varlıklarız. Yürümek çok zor geliyordu.
Ve yürüdüğüm zaman aşırı terliyorum, yorgunluk hissi vardı yani şey yapıyor, bıkkınlık geliyor. İster istemez hayatımdan onu çıkardım. Spor sağlıklıdır ama spor ile kilo verilmez. Spor yaparak zayıflayayım, işte az yiyeyim ama çok spor yapayım. Böylece enerji balansını, enerji dengesini negatife çevireyim ve böylece zayıflayayım diye bir şey söz konusu değil. Ne yaparsanız yapın. Yani siz günde 2 saatte aktivite yapıyor, spor yapıyor olsanız etkisi %30. Yani %70'i beslenme. Dolayısıyla spor yapıyorum, her istediğimi yiyebilirim diye bir şey yok. Veya spor yapan insanlar porsiyon kontrolü yapmasa da olur diye bir şey yok. Spor yaparak ne yapabilirim? Bazal enerji seviyemi, bazal metabolizma hızımı artırabilirim. Ve spor yaptığım zaman mutluluk hormonlarım artar. Kalbimi korurum, damar sağlığımı korurum. Ama eğer beslenmeme dikkat etmezsem bu bana kilo kaybı olarak geri dönmeyecektir. Hiç kilo vermeden spor yapan onlarca, binlerce insan var. Hocam diyor, deliler gibi spor yapıyorum, 500 gram verebildim. Böyle çok insan var ve bunun nedeni gıdaya itina göstermiyor olmaları. Ve beslenme tarzının yüksek kalorili gıdalarla devam ediyor olması. İkisi bir arada olmalı. Ve hangisi daha önemlidir diye soruyorsanız, beslenme daha önemli. Maraton koşan birisi 2200 kalori civarında yakıyor. Hiçbir şey değil yani. Onu her gün maraton koşsanız 2200 kalori yakarsınız. Sadece beynimizin tükettiği kaloriyi düşünürseniz günde dinlenme anında 500 kaloridir. Biraz çalışırsanız 600 civarına da çıkıyor. Ama her sabah yürüyebiliyorsanız biraz. Toplu ulaşımın yaygınlaştırılması bu açıdan önemli. Yürünebilirliğin arttırılması bu açıdan önemli. O zaman toplumdaki zayıflamaya çok daha fazla etkili oluyor. Kapı önündeki bakkala bile gitmeye üşeniyordum. Hani gidip bakkaldan hemen telefon açıyorum. Hani eve şunlar şunlar lazım bana. Telefonla istiyorum, sipariş veriyorum. Son 20 yılda, son 30 yılda bizim kas gücü harcama oranımızda da muhakkak bir değişiklik oldu. Ama bu çok abartılacak düzeyde bir değişiklik değil. Geçtiğimiz günlerde çok önemli bir bilimsel makale yayınlandı. Oxford'taki bilim insanları. Londra'da yaşayan ofis çalışanlarının günlük enerji harcama hızıyla Tanzanya'da yaşayan Afrika yerlilerinin günlük enerji harcama hızlarını ölçtüler. Sonuç ne çıktı biliyor musunuz? Aynı. Aynı enerji harcıyorlar. Ama birisi inorganik besleniyor, kötü besleniyor. Diğeri tamamen %100 organik besleniyor. O yüzden kilo almıyor. Tamam, yürüyüş yapmaya karar verdik. Hareket etmeye karar verdik. Ama bulunduğumuz şehir, bulunduğumuz mahalle buna uygun mu? Ne yazık ki bu mahalleleri, bu şehirleri dizayn edenler bizim hareket etmemizi, spor yapmamızı düşün demiş. Şehrin dizaynında inanılmaz sorun var. Mesela şimdi şöyle diyeyim size. Ben şimdi bisiklet binmek istiyorum normale baktığınız zaman. Ama şu an bisikletle şehrimize öyle bir imkanımız yok. Ancak İstanbul dışına veya ormanlara, veya kalan ormanlarımıza gidip ancak yer bulabilirsiniz. Ne kadar yürürseniz, ne havada, araba kullanan, arabaların yanında yürüyorsunuz. Yürüyüş yapacak yeriniz yok. Çocuğun arabasına koyuyorsunuz, çocukla beraber gezmeye çalışıyorsunuz. Kaldırım yok gezebileceğiniz doğru düzgün arabaların arasında. Şişmanım, hani şişmanlar hareket etmeyi aslında çok sevmezler ama biz mesela her hafta sonunda İstanbul dışına kaçıyoruz. Bu da ekstra bir şey bizim için. Yani ne yapıyoruz? 1,5 saat, 2 saat yol gidiyoruz. Ben bu kilomla orada hiç yüksünmeden doğada, yeşilliğin arasında çok rahat yürüyorum, tırmanıyorum, kayalara çıkıyorum, iniyorum. Yani
O ortam burada oluştuğu zaman, yani şehrin içinde de oluştuğu zaman eminim yani o şey, şevk, istek. Tabii bu bir bahane, hani görebilir herkes ama bunun çok etkisi var gerçekten. Çünkü spor salonunda pencereye bakıp yürümek insana şey vermiyor, bir zevk vermiyor. Akvaryum aldığınız balık besleyeceksiniz içinde. Ne yapıyorsunuz? Akvaryumu o balığın yaşamasına uygun bir koşula getiriyorsunuz. Biz ise şehirleri kendi yaşamamız gereken ortam gibi tasarlamıyoruz. Biz hareketsizliğe mahkum ediyoruz kendimizi. Haftada iki gün çocuğu bir antrenmana götürmek veya yüzmeye götürmek yetmiyor. Yani çocuğunuzun her gün en az bir saat bisiklet oynayabilir, top oynayabilir, yüzebilir, ormanda veya sahilde veya evin etrafında, eviniz her neredeyse yürümesini sağlamanız gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız çocuğunuz çok ihtimalle şişman olacak demektir. Herkesi günde bir kilometre yürütebilirseniz toplumdaki obezite %5 azalıyor. Parklar oluşturabilirsiniz. İş yerleri içerisinde merdivenlerin olduğu alanları mesela daha çekici hale getirip insanları 2-3 kat mesafelere merdivenle çıkmaya ikna edebilirsiniz. Bu birçok açıdan yararlı. Sadece obezite açısından değil, stres açısından da yararlı. Yediğime içtiğime dikkat ediyorum ama gene de kilo alıyorum diyorsanız size bir uyarımız var. Gizli şeker ve kalori kaynaklarını hesaba katmıyorsunuz muhtemelen. Mesela kilo almamak için şekersiz içtiğiniz çayın yanında simit yiyor musunuz? İşte o simit var ya, onun içinde bolca şeker var. Bu kadar şeker tüketince kilo almamak mümkün değil. Herkes kilo alır. Salata son derece sağlıklı bir besin ama onun üzerine eklediğiniz salata sosu salatadan alacağınız kalorinin iki katını size sağlayabilir. Ve yiyeceklerinize ilave ettiğiniz baharatlar her ne kadar kalori içermeseler de iştahınızı açabilirler. Sizi acıktırabilirler. Bunları da muhakkak gözden geçirmeniz lazım. Sadece kalori olarak düşünmeyin. Düşünülmemesi gerekiyor. Benim beslenmemi etkileyebilecek neler var bunun içinde? Bu şekilde düşünmek, bu şekilde sorgulamak lazım. Ben ketçap yerine kendi evinizde yaptığınız domates sosları veya dışarıdaysanız ben hardalı öneriyorum. Çünkü hardal en azından biraz metabolizmayı hızlandırıyor. Mayonez kesinlikle yemeyin diyorum mümkünse. Ketçabı da şöyle, aslında hiç yemeyin demeyelim. Ama kullanacağınız zaman en azından bir tatlı kaşığını geçmeden, böyle hani bütün patatesin üzerine veya yemeğinizin içine çok bol miktarda kullanmamanızı öneriyorum. Sabah kalkınca bir bardak portakal suyu içmeli miyim? Bunu içince ne oluyor? Aslında çok fazla ayırmayalım. Çünkü bu ikisi fruktoz içeriği açısından çok benziyor. Hatta portakal suyunda hafifçe daha fazla serbest fruktoz var. Portakal demiyorum, portakal suyu diyorum. İçindeki zarar ya da fruktoz zararı olarak düşünürsek portakal suyu ve kolalı içecek arasında bir fark yok. Şeker alımı açısından. Şeker alımı açısından. Peki, şimdi bunun için ortalama olarak 4 portakal, yani 1 kilo yakın portakal sıkılıyor. Evet. Biz 1 kilo portakal yiyemeyiz. Yani çok nadir bir insan 1 kilo portakalı bir süste, bir oturuşta yiyor. Ama 1 bardak portakal suyu için 4 portakal almış olurum. Üstelik onun posasını almıyorum, lifini almıyorum. Buradaki şey nedir? Çünkü aynı şekilde buradaki fruktoz da serbest fruktoz ve aynı şekilde biraz önceki baklavadan ya da şekerli sudan hiçbir farkı olmadan direkt karaciğere gidiyor ve yağ dönüyor. O zaman benim bunu hiç içmemem lazım. Yani portakal suyu portakalı yemeniz gerekiyor. Portakalı yiyin. Evet. Neden? Çünkü portakalda lif var ve fruktoz orada lif paketlerinin içinde. Lif paketlerinin içinde olduğu için direkt emilmiyor, bağırsaklara kadar gidiyor. O yüzden bir kilo portakalı pat pat diye yiyemiyorsunuz ve bunu içebiliyorsunuz. Bir bardak portakal suyu veya bir bardak meyve suyu elde etmek için en az 3-4 tane meyve kullanıyorsunuz.
Bir meyveyi 50 kalori düşünürsek 200 kalori kadar kalori alıyorsunuz bir bardak portakal suyundan veya elma suyundan veya herhangi bir karışık meyve suyundan. Dolayısıyla hiç posa almamış oluyorsunuz. Evet, meyvenin eğer hemen içerseniz biraz vitamininden de yararlanırsınız. Ama beklemiş bir portakal suyu veya beklemiş bir meyve suyunda vitamin açısından, mineral açısından da hiçbir şeyden yararlanamıyorsunuz. İçtiğiniz şey sadece şekerli su oluyor. Dolayısıyla bu yararlı mı? Hayır değil. Yani meyveyi meyve olarak yiyin. Çekimler sırasında en çok duyduğum şey, yağı kestim ama hala yağlanıyorum oldu. Yağlanıyorsunuz çünkü vücudunuz sizi korumak için yediğiniz ekmeği, pilavı, şekeri yağa dönüştürmek zorunda. Herkes aslında sanki fazla yağ yediği için yağlanıyor gibi düşünüyor. Oysa ki öyle değil. Vücuttaki fazla yağın büyük bir kısmı aldığımız aslında aşırı kalorilerden kaynaklanıyor. Özellikle de karbonhidrat kaynaklı kalorilerden kaynaklanıyor. Eğer siz lifsiz ve hızlı şekilde kana karışan şekerli şeyler yerseniz, örneğin işte birçok şekerli içecek, meyve suları ve bildiğimiz gazlı içecekler buna dahil ya da aromalı içecekler, hemen kana karıştığı için kan şekeriniz hızlı bir şekilde yükseltiyor ve karaciğeriniz aslında glikozla doluyor. O anda insülin de yüksek olduğu için yağ depolanmasına yol açıyor. Aslında bunu şey gibi anlatabiliriz. Sanki siz içerken aslında yüksek kalorili bir içeceği aynı anda yüksek insülin etkisiyle yağa dönüşüyor. Yağı tüketmediğinizi düşünebilirsiniz ama aslında tüketiyorsunuz. Hiç ummadığınız kaynaklardan bunu alabiliyorsunuz. Mesela? İçtiğiniz enerji içeceklerinden buna dönüşen maddeleri alıyorsunuz. Vücudumuz kıtlık zamanı için enerji depolar. Bütün memelilerde olduğu gibi. Ayılar kış öncesinde işte balık yerler yağlanmak için. Diğer hayvanlar meyveleri yerler. Hepsi şeker içerir ya da yağ içerir. Hepsi bunların nedeni kışı rahat geçirebilmek için. İnsan vücudu da aynı mekanizmaya sahip. Ve aldığımız fazla kaloriyi yağa çevirerek kış boyunca tüketmek için yağ döndürüyor. Yani bu bir hastalık değil, bu bir normal mekanizma. Kilolu olup da defalarca diyet yapmayan var mı? Neden bir kere diyet yapıp ömür boyu kilolara veda etmiyoruz? Çünkü diyete geçici bir olay olarak bakıyoruz. Yaşam ve yeme tarzımızı değiştirmiyoruz. Kilo verince bir süre sonra yeniden eski alışkanlıklara, hamburgerlere, pizzalara, kolalara geri dönüyoruz. Ben 140 kiloyum. 140 kilo en az zaman. Şöyle söyleyeyim, şimdi bundan 5 sene önce kadar bir diyet yaptım. O zamanki başladığım kilom 130 kilo civarıydı. Ve 5 ayda 25 kiloyu verdim ben. Çok güzel böyle hani kendimi çok yormadan, sporumu yaparak ama tabii ekstra çabalar harcayarak, onu da ayrıyeten belirteyim, kilomu verdim. Fakat sonrasında ailede bir takım sağlık sorunları oluştu. Düzen bozuldu ve ben bıraktım diyeti. Bıraktıktan sonra şu anda 5 senede geldiğim şey kilo 140 kilo. Dolayısıyla daha fazla tabii sıkıntı veriyor bu. Onun öncesinde de birçok diyet yaptım. Ünlü diyetisyenlere gittim. Günlük 900 kalorilik, 7-9 kilometrelik yürüyüşlerle bir diyetim vardı. Onda çok sıkıntı oldu. Birinci haftadan sonra zaten yatağa düştüm. Bayağı sıkıntı oldu o bana. Ama ne oldu biliyor musunuz? 10 kilo verdim, 20 aldım. 15 verdim, 30 aldım. Bunlar hep üstüne katlandı. Sonuçta geldiğim nokta şu anda bu. Sıkı bir rejime girdim. 3-4 ay, 5 ay. İşte yeme içmemizi değiştirdik, şunu yaptık ama 3-4 ay sonra sıkılıyorsunuz. 5-6 ay sonra ister istemez kopuyor. Tekrar ağır deniz kiloyu otomatikman alıyordum yani. İnsanlar her şeye kadir değiller. Kendi kilolarını diyetisyenlerin yardımıyla kontrol edebiliyorlar ama bir süre sonra daha güçlü vücutlarındaki genetik faktörler onları tekrar esir alıyor. Pardon 170'e kadar, ondan sonra bir baktım 208 kiloyum. Bir diyete başladım, tetel olmadı. Tetel tül aldım. Bir de dedim diyetisyene
265 kilo. Diyetisyen yardımıyla tekrar düştüm ama sen istemez diyetisyeni 3 ay tutabiliyorsun. 4. ay tutamıyorsun. Kilolar derken 100'lü kilolara geldik. Bir işte diyetisyene gidiyoruz. Diyetisyenle beraber bir şeye başlıyoruz. Diyete başlıyoruz. Bir 10 kilo 15 kilo veriyorum. Ondan sonra tekrardan o kiloları 20 kilo olarak geri alıyorum. Ya yani bu son 10 seneden böyle geçti zaten. Hep verdiğim kiloyu geri aldım. Verdiğim kiloyu geri aldım. En son artık bakıyorum bir vuruyor böyle bir 110'a kadar geldim. Vurdu. Bir bakıyorum bir aşama atlıyor 115'e geçiyorsun. Vuruyor bir bakıyorsun 120'ye geçiyor. Bir tekrar gene zayıflayalım diyoruz. Tekrar bir daha diyetisine gidiyorsun. Tabii bu diyetisine gitmek de olmuyor. Birazcık boğazı tutmak lazım. Bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Vücudumuz her zaman elde ettiği nihai durumu korumaya çalışır. Yeni bir programlama ortaya çıkar. O postürü korumaya çalışır. Ve uzun süre aç kaldığımızda hayatta kalma içgüdülerimiz harekete geçerler. Eski vücut kompozisyonuna tekrar bizi ulaştırmaya çalışırlar. Artı bir takım açlık hormonlarımız harekete geçmeye başlar. Yani diyet yapmaya başladığınızda hem kendi hormonlarınızla mücadele edersiniz, hem de hayatta kalma içgüdülerinizle mücadele edersiniz. Ve bu savaşın kazananı çoğunlukla da içgüdüleriniz olur. Her şeyin bozuğu kararı. Yani siyah beyaz değil griler diyoruz. Ya hep ya hiç demeyelim. Daha sağlıklı olanları tercih edelim ama arada bir kendimizi, ruhumuzu şımartmak için işte baklava da yiyelim, çikolata da yiyelim. Şimdi çok canınız çekiyorsa gazlı içecek de için. Ama bunları alışkanlık olarak, rutininiz olarak yerleştirmeyin hayatınıza. Yani nadiren yaptığınız, kendinizi şımartmalık bir şeyler olarak düşünürseniz çok daha sağlıklı. Diyet ürün tüketmediğim için beni en çok şaşırtan şey diyet ürünlerin ne kadar yüksek kalori içerdiği oldu. Siz hiç yediğiniz diyet ürünlerin kalorilerine baktınız mı? Bir bakın isterseniz. Diyet ürünlerin çoğu yanlış anlaşılıyor. Diyet ürün demek çok düşük kalorili, bundan istediğin kadar yiyebilirsin ürünler değildir. Diyet ürün etiketi alabilmeniz için referans ürüne göre yağının en az %50 az olması veya %30 kalorisinin daha düşük olması yeterli. Yani yiyeceğiniz bir gofretten 100 kalori almıyorsunuz da 70 kalori alıyorsunuz diyet olanından. Birçok diyet ürün zannettiğinizden daha fazla kalori. Mesela şu bir paket diyet bisküvinizin içerisinde 2 dilim ekmek ve 1 tatlı kaşığı yağ var. Tost yemedim ama diyet bisküvi yedim derler mesela. Aslında tost da 2 dilim ekmek ve 1 dilim peynir daha sağlıklı çünkü içinde en azından biraz protein var. Şimdi tek başına sadece bir paket diyet bisküvi mi yemek daha sağlıklı? Yoksa diyet bisküvinin yarısını yiyip yanında ayran veya peynir tüketmek mi daha sağlıklı? Ya da 2 dilim tam buğday ekmeği ve 1 dilim peynir yemek mi sağlıklı? Obezite bir güzellik olayı değil, bir sağlık sorunu. Hem de çok ciddi bir sağlık sorunu. Yürürken, hareket ederken, nefes alırken zorlanıyorum. Kalbimde çarpıntılar oluyor. Adım atamıyorsun. Merdiven, alışveriş yapıyoruz ya şimdi merdiven, otobaktan çıkacağım merdivenden. Merdivenlere çıkamıyorum. 60-70 yaşında kadınların yaşadığı gibi. Belimde ağrılar vardı, dizlerimde ağrılar vardı, eklem ağrılarım başlamıştı bende. En çok onlarda problemim vardı zaten. Vücudunuza taşıttığınız ilave kilolar zaman içinde kemiklerinizi aşındırıyor. Boyunuz kısalmaya başlıyor ve sadece kemikler boy anlamında kısalmıyor. İçleri de çürümeye ve erimeye başlıyor. Obez bireylerin bazı kanserlere yakalanma riski obez olmayan bireylere göre çok yüksek. Özellikle meme kanseri, kalın bağırsak kanseri, prostat kanserinde bu durum çok belirgin. Obezseniz bu kanserlere yakalanma riskiniz çok daha yüksek. 9 sene önce işte şeker hastası olduğumu öğrendim. Çorabınızı bile giymekte zorlanıyorsunuz. Önünüzde bir tane kocaman bir göbek. Yani ister istemez ne eğilip ne kalkabiliyorsunuz. Öyle başladı yani. En bilinen etkisi obezitenin, özellikle de gövdesel obezitenin, tip 2 diyabet, insülin direnci, metabolik sendrom adını verdiğimiz bir katastrofik probleme yol açması. Çünkü bunlar
damar endotelini bozdukları için özellikle insülin direnci hem kalp damar hastalıkları problemine yol açıyorlar hem de tip 2 diyabet dediğimiz son yılların en önemli kronik hastalıklarından bir tanesi ona yol açıyor. Şişmanlığın en önemli komplikasyonu. Ama onun dışında örneğin uyku apnesinden astım bronşiyale sıklığının artmasına, çocuk ve adolesanlarda benlik saygısının azalmasından anksiyeteye kadar uzanan aslında geniş bir kas iskelet sistemi hastalıkları, bel ağrısından düz tabanlığa, onun dışında eklem kaymasına, özellikle kalça ekleminde gibi çok ciddi sorunlara yol açan bir problem. Sağlığı etkilediği için eninde sonunda ve şişmanlıktan dolayı bütün dünya milletlerinin başına bela olan bu kronik hastalıklar ve bunların getirdiği maliyetler ve sağlık sorunları yüzünden aslında biz şişmanlığı bu kadar önemsiyoruz. Yani şişmanlık buzdağının görünen tepesi. Altında da diğer kronik hastalıklar var yarattığı. Asıl mesele bu. Toplumdaki genel kanaat şişmanlığın zengin hastalığı olduğu yönünde. Ancak bu doğru değil. Ne yazık ki yoksullar sağlıklı gıdalara ulaşamadıkları için daha şişman oluyor. Yüksek ekonomik düzeydekilerin şişmanlığı azalırken yoksulların şişmanlığı arttı. Çünkü şişmanlığa yol açan besinler, biraz önce anlattım, ucuz. Yani yüksek kalorili besinler genellikle ucuz. Proteinden zengin olan besinler, yani kaliteli besinler pahalı. Dolayısıyla aslında yoksulların şişman olmasından da yoksullar sorumlu değil. Sağlıksız besinler direkt olarak yağa dönüşebilen besinler. Özellikle unlu besinler, şekerli besinler, hazır gıdalar, hazır çorbalar, bu tip besinler çok daha ucuz. Ya da fast food çok daha ucuz normal gidip bir et yemeye oranla. Ama fakir kişiler daha çok bunlardan beslenebildiği için maddi güçlükler nedeniyle çok daha fazla kilo alıyorlar. İyi de ne yapalım dediğinizi duyar gibiyim. Onu da uzmanlar söylesin. Endüstriyel besinlerden uzak durmak lazım. Yani hazır gıda alıp evimizde mikrodalgada bence hani ısıtılıp yenen besinler uzak durmak lazım. İkincisi çocukların kesin bir şekilde abur cubur ve şekerli içeceklerden uzak tutulması yani gerekiyor. Üçüncüsü daha fazla lifli besin, yani sebze tüketmemiz gerekiyor. Meyveleri mutlaka kendileri olarak yememiz gerekiyor. İşte toplum düzeyinde aynen sigara endüstrisinde olduğu gibi besin endüstrisi içinde iyi düzenlemeler yapmak lazım diye düşünüyorum. Sonu O ve L harfleri, OL harfleriyle biten her şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Ve buna ilaveten glukoz şurubu, fruktoz şurubu, yüksek fruktoz içerikli mısır şurubu. Bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Bunlar bizim vücudumuzun alışık olduğu maddeler değiller. Obezite bir toplum sağlığı problemi ve bunun çözümünün içinde doktorlar sanıldığı kadar çok önemli bir yerde değiller. Obeziteyi oluşturacak ana nedenler tasarımlarla, şehircilikle, planlarla ilişkili. Şehir planlamaları buna göre yapılmalı. Yani yürüyebilmeliyiz, bisiklet sürebilmeliyiz. Çocukların oynayacağı, koşturacağı alanlar olmalı. Beslenme sistemleri değişmeli. Bu kadar çok fazla fast food, bu kadar çok hazır ürün, bu kadar çok paketlenmiş ürün tüketilmemeli. Evde pişirilmeli. Kısacık bir ara. Aradan sonra yeniden birlikteyiz. Şişmanlık neden çağımızın sorunu? Çünkü hareketten uzaklaştık. Çünkü meyveden, sebzeden, doğal ürünlerden uzaklaştık. Yağ, tuz, şeker hayatımızı kapladı. Keşke bunları daha az tüketebilsek. Sağlık hepimiz için çok önemli. Hepimizin daha fazla hareket etmesi, daha sağlıklı şeyler yemesi lazım. Daha dikkatli olması lazım. Bunlar bize iyi gelecek. Hem de çok iyi.